Evet, program saat 15'te başlayacak. Biliyorsunuz günler öncesinde aslında Nef Stadyumu'nda hazırlık başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün burada olacak. 2023 seçimleri için önemli mesajlar verecek. Peki hangi mesajları vermesi bekleniyor? 2023 seçimleri için bugün burada hangi konular masaya yatırılacak? Burada kimler olacak? Bu soruların cevabında AK Parti Başkan Yardımcısı Halil Bey Kökçe'den alacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Günlerdir devam eden bir hazırlık var. Bugün buradan hangi mesaj verilecek? Bugün en temelde burada AK Parti İstanbul İl Teşkilatı bütün sandıkta görev alacak görevlileriyle, teşkilat mensuplarıyla aslında bir ahitleşecek. Seçime biliyorsunuz 6 ay gibi bir zaman kaldı. Aslında bütün yazı da AK Parti çalışarak geçirdi. Sahadaydı. Yüz yüze 100 gün markalamasıyla bir program gerçekleştirdik. Mahalle mahalle, sokak sokak, Cumhurbaşkanı yardımcımızın da dahil olduğu neredeyse bütün bakanlarımızın, bütün ilçe belediye başkanlarımızın, bütün İstanbul milletvekillerimizin ve teşkilat mensuplarımızın birebir sahada bir çalışması söz konusu oldu. Yani herkes tatil yaparken AK Parti İstanbul'da sokak sokak çalışıyordu. Ve hani o yorgunluk olmaksızın bugün burada o çalışmanın ikinci etapı diyebiliriz. Yani son seçimden önceki son kampanyaya götürecek bizi sürecin başlangıcı burası. Belki hani starttan seçim çalışması startından bir önceki etap diyebiliriz buradaki. Özellikle sandık bazlı çalışmamızın bir neticesi. Burada aslında teşkilat için bir heyecan paylaşımı ve işte Cumhurbaşkanımızla İstanbul İl Teşkilatı'nın ahdini sözünü yinelemesi diyebiliriz. Bütün teşkilat yazın çok yoğun çalıştı. Bizim ama yorulmadan bir tık daha enerjimizi yükseltmemiz lazım. Burada teşkilat o enerjiyi yeniden yüklenecek diye bakıyorum ama en temelde hani şunu söyleyebilirim. 30 bin belki 35 bin 36 bin sandık olacak. Özellikle seçim işleri başkanlığının her sandıkta görev alacak kişileri okulda görev alacak kişileri tek tek tespit edip onlarla ilgili süreci nihayete erdirdi. Bundan sonraki süreç teknik eğitimler vesaire olarak geçecek. Dolayısıyla hani sandık kısmı seçimin son aşamasıdır ve çok önemlidir. Seçim sandıkta kazanılır biliyorsunuz. AK Parti şu anda hani yarın seçim olsa seçime hazır İstanbul İl Teşkilatı olarak yarın seçim olsa seçime hazırız. Bugün burada teşkilat Cumhurbaşkanımız da bunu söyleyecek. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz Ankara'daki Türkiye 100 yılıyla bir hedef koymuştu ortaya. 2023'ün vizyonunu ortaya koymuştu. Burada biz o ahdide o vizyonu da tekrar etmiş olacağız Cumhurbaşkanımızla birlikte. Birlik, irade, zafer diyoruz. Evet, bir da, yol haritası mıdır? Birlik, irade, zafer aslında AK Parti'nin iliklerine işlemiş diyebileceğimiz hani kuruluş manifestosunun içine işlemiş ilkeler yani birlik, irade, zafer ve hep bu üç slogan bu şekilde açık olarak kullanılmasa da AK Parti'nin sloganları ola geldi. Biz burada 2023'e birlikte bütün Türkiye olarak Türkiye 100 yılı AK Partililerden bahseden bir vizyon değil. Türkiye'yi kapsayan bir vizyon. AK Parti'nin de bana kalırsa diğer bütün partilerden AK Parti'yi ayıran özellik AK Parti dar bir ideolojinin partisi değil. Bir bölge partisi değil. Bir etnik kimlik partisi değil. Bir meslek partisi değil. Bir birliktelik partisi. Türkiye'nin partisi. Türkiye'nin her kesiminden oy alabilen tek parti. Dolayısıyla bu birlik sloganı, birlik kavramı, birlik ilkesi bütün Türkiye'yi kapsayan. İrade Cumhurbaşkanımızın şahsında aslında 20 yıldır Türkiye'de her seçimde ısrarla ortaya konulan şey irade. Türkiye'nin kendi öz gücünü ısrarla ortaya koymak. Bütün meydan okumalara karşı dirayetle gücünü milletten alan bir irade ve Cumhurbaşkanımızın şahsında müşahhas hale gelen bir irade. Ve bir teşkilat toplantısı aslında bu. AK Parti'nin en büyük teşkilat toplantılarından biri diyebilir miyiz bunu? Şimdi normalde bu tabii ki bir teşkilat
teşkilat toplantısı 60-70 bin değil 100 bin ve daha fazlası. Çünkü burada sadece evet teşkilatımız gelecek, kimlerin geleceğini biliyoruz. Ama halkımıza da açık bir toplantı burada yapacağımız program. Dolayısıyla hani ucu açık bir rakam. Biz hani bir sofrada 5 kişi de doyar, 10 kişi de 100 kişi de doyar. Hani kim gelmiş ki sığmamış deyip hani herkesi davet ettik. Ama buraya esas da gelecek olan kişi sayısını biliyoruz. 60-70'in çok üstünde. 100 bin kişiyle burayı dolduracağımızı düşünüyoruz. Ve bu 100 bin kişi bizim seçimde görev alacak insanlarımız, teşkilat mensuplarımız, işte mahalle başkanlarımız, işte yönetim kurulu ilçe başkanlarımız, ilçe yönetim kurullarımız vesaire. Dolayısıyla işte kongreler dışında diyelim ki hani kongrelerde böyle bir topluluk toplanıyor. Ama hani İstanbul İl Başkanımız Osman Nuri Kapaktepe'nin söylediği bir şey. Hani biz kaç kişiyle bir program yapmak istiyorsak o kadar kişiyle program yapıyoruz. Az olmuyor, fazlası oluyor. Dolayısıyla hani burada bugün 100 bin kişi ve artı 100 bin plus diyelim ki bir kalabalıkla Cumhurbaşkanımızı dinleyeceğiz inşallah. Günlerdir devam eden bir hazırlık var. Gençlerin ayrı sürprizleri olacak herhalde. Baktığım zaman şu an sahnede provalar var. Neler olacak bugün? Program akışında neler var? Şimdi şöyle ifade edeyim. Burası böyle hani gece daha da şenlikliydi. Bir 10 gündür burada gece yaşayan insanlar vardı. İşte boyadılar, işte düzenlediler vesaire ve bütün bunları ağırlıklı olarak AK Parti Gençlik Kolları yapmış oldu. O hazırlık aşaması da çok heyecan verici bir aşama. Hani bunlar da aslında işte siyasi partilerin ekipleriyle beraber yaşadığı bir coşku. Hazırlığı ayrı coşku, yaşarken ayrı coşku, nihayete erdiğinde de ayrı bir coşku. Evet yani 10-15 gün bu sahada AK Parti teşkilatı, gençlik kolları ağırlıklı olarak bütün il yönetimi çalışıyoruz diyebilirim. Bir kaleografi gösterisi de hazırlandı bildiğim kadarıyla. Sürpriz, hani onu söylemeyelim, tatlı bir şey olacak inşallah. Evet, yani bugün buradan aslında 2023 seçimler için de önemli bir mesaj verecek herhalde Cumhurbaşkanlığımız. Beklenti de bu yönde. Evet yani 2023 seçimleri için yani halkımız da biliyor ki sürpriz bir sonuç olmayacak. Hani herkesin beklediği sonuç olacak ama o sonuç nasıl olacak? Hangi skorla olacak? İşte nasıl bir atmosferde gideceğiz o seçime? Meselemiz odur. Ben burada keseyim isterseniz. Evet şu an AK Parti İl Başkanımız Osman Nuri Kapaktepe de geldi. Efendim yerimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Böyle yayını büyük... araya girmiş olduk birden. Aslında güzel oldu. Halime Hanım'ı gönderdik. Size devam edeceğiz. Evet. Baktığımız zaman büyük bir atmosfer, büyük bir coşku herhalde evet. Bugün burada yaşanacak. Olacak, kesinlikle. İrade, birlik, zafer, yol haritası mı nedir? Evet. Bugün buradan hangi mesaj evet. verilecek? Burada bizim bu programımızın konsepti birlik, irade, zafer. 2023 yılında biriz. Çalışmamızın yani bu 3 aylık çalışma programımızın konsept adı bu. Burada birlik derken 85 milyonun birliğini, iradelerini, beraberliğini hep beraber Türkiye olduğumuzun altını çiziyoruz. Yani milletimizin bize göre siyaset üretme gerekliliğini, milli iradeye sahip çıkılması gerektiğini, millete rağmen değil, millete göre hareket edilmesi gerektiğini, irade de Türkiye'nin olmuş olanlarını, Türkiye'nin geldiği seviyeyi soldurmak isteyenlere milletimizin Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde sağlam bir iradeyle durarak gerekli cevabı da sandıkta vereceğini ve istediği ve arzu ettiği şey her şeyi sandıkta alma geleneği sürdüreceğini düşünüyoruz. Zafer de tüm bu birleşiklerle beraber milletimiz olarak gitmek istediğimiz noktaya doğru da yürüyüşümüzün engellenemeyeceğinin altını çiziyoruz. Bu salon özeline geldiğimizde burada da biz İstanbul teşkilatları olarak bir teşkilat toplantısı yapıyoruz. Tabii tüm İstanbullu kardeşlerimiz de davetli ama biz teşkilat sandık görevlilerimiz ve teşkilat mensuplarımız da buradayız. İşte bu birlik, irade ve zaferin İstanbul teşkilatları olarak ne kadar sahip çıktığımızı, Cumhurbaşkanımızın arkasında ne kadar durduğumuzu, buradan vazgeçme noktasında en ufak bir çizgimizin olmadığını, birilerinin Türkiye'deki dostlarımıza yardım ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te devireceğiz cümlelerinin buradan çıkacak enerjiyle ne kadar kursaklarında kalacağını da buradan hep beraber aykıracağız. Yani aslında diyeceğiz teşkilat ki, önemli bir mesaj verecek. Tabii çok yani Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı vizyonuna en büyük
büyük desteği İstanbullular olarak, İstanbul AK Parti Teşkilatı olarak buradan vereceğiz. Yani şunu diyeceğiz. Bu millet liderini de, başkanını da kendisi seçer. Kararını da kendisi verir. Sandığına sahip çıkar. Geleceğine sahip çıkar. Biz İstanbul AK Parti Teşkilatları olarak da buradan ülkemizin ayağına paranga vurmak isteyen, demokrasimizin gidişatını zedelemek isteyen, sandık üzerinde şaibe oluşturmak isteyen ve Türkiye'deki demokrasiye ve seçimlere müdahale etmek isteyen herkese de buradan yükseleceğimiz enerjiyle onların bu heveslerini, Türkiye üzerindeki oyunlarını da patlatacağımızı düşünüyoruz. Oradan bu enerjiyi vereceğiz. Tabii biz buradan şunu da diyeceğiz. Yani İstanbul Teşkilatları olarak birlik, irade, zafer çalışma döneminde önümüze hedef olarak koyduğumuz 4,5 milyon hanenin ziyaretini bitireceğiz. 71 bin sokağın ziyaretini bitireceğiz. 30 milyon selam demiştik. Onun 20 milyonluk kısmını, yani seçim öncesi 3'tekilik kısmını Ocak ayı sonuna kadar tamamlamış olacağız. Yani bugün buradan çok büyük bir enerji çıkacak. Heyecan, heyecan dedik. O heyecan, Allah'tan stadın tamamı kapalı değil, tamamı kapalı olsa çatı zarar görebilirdi. Açık olan yerden tüm İstanbul'a yayılacak. Yarın seçim olsa İstanbul İl Teşkilatı hazır mıdır? Biz yarın değil, şu an bir saat sonra sandık hazır değil, seçime hazırız. Yarını beklemeye de gerek yok yani. Bir saat sonra da hazırız. Peki bugün aslında burada büyük bir program dedik ama davetliler de var. Aslında AK Parti'den birçok kişiye davet gitti değil mi? Tabii tabii. Yani netice itibariyle milletvekillerimiz, bakanlarımız, efendim il başkanı, onları davet ettik. Kıymetli protokolümüzü davet ettik ama bunun öznesi sandık kurulu üyelerimiz, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımız. Asıl davetli olanlar. Tabii programımız, sürekli ifade ediyorum, kapalı bir program değil. Kapımız herkese açık. Yani şu an TEM'den gelip ben salona girmek istiyorum diyorum, tüm vatandaşlarımız salona girebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan peki hangi mesajları verecek? Neler bekliyoruz bugün buradan? Onu biz de sürprizle bekliyoruz. Dün Konya'da Sayın Cumhurbaşkanımız bugün yapılacak bu toplantıya atıfta bulunarak bazı cümleler kullandı. Biz de heyecanla bekliyoruz. İstanbul'a ne diyecek, Türkiye'ye ne diyecek, dünyaya ne diyecek? Muhakkak Cumhurbaşkanımız her konuşmalarında hakikaten her anlamda ekonomiden, sağlıktan, uluslararası ilişkilerden, efendim küresel sorunlardan, yerel sorunlara kadar birçok konuda önemli açıklamalar yapıyorlar. İstanbul'da da bugün bu toplantımızda çok önemli açıklamalar yapacak. Beraber bekliyoruz. Heyecanla. 2023 seçimleri için start veriliyor diyebilir miyiz bugün burada? Tabii biraz önce ifade ettiğim gibi yani biz seçime dönük çalışmalarımızı 3'e ayırmıştık. Sokak tamam, %100 gün diye yaptık. Bu seçim çalışmalarımızın ikinci etabı. Sandık tamam, birlik, irade, zafer. Üçüncüsünü Şubat'ta başlıyoruz. İstanbul tamam diyeceğiz. O yeni bir konsept olacak. Genel merkezimizin hazırladığı seçim konseptiyle. İstanbul dediğim gibi 70 bin üzerinde sokağı var. Bugünden başlayacağız ki Haziran'a kadar 70 bin sokağı bitirelim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, yayınımıza İstanbul İl Başkanı AK Parti Osman Nuri Kabaktepe'yi ağırladık. Dediğimiz gibi program saat 15'te başlayacak. Biz burada olacağız. Detayları aktarmayı sürdüreceğiz. Sözü şimdilik stüdyoya bırakalım. Sevgili izleyenler, İstanbul'un Sözü Birlik İrade Zafer programını muhabirimiz Umut Erol takip ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı ve yardımcısı da konuğuydu. Aktarımlarına